Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan, bilmeyenler için belirteyim. Mısır maceramın başlangıcını anlatmak istiyorum. Buraya geliş nedenlerimden birisi ve en büyük nedenlerimden birisi dalış yapmaktı. Arkamda gördüğünüz yer Kızıldeniz. Dünyanın en iyi dalış noktalarından çeşitli yerlere sahip. Burası gerçekten çöl iklimine sahip. Arkamda palmiye ağaçlarından başka ağaç yok. Ama denizin tipi gerçekten çok farklı ve ben dalış yapmayı seviyorum. Bir yıldız Simas belgesi sahibiyim. Daha önce birçok dalış deneyimim oldu Türkiye'de tabii ki. Kaş'ta, işte Fethiye'de, buralarda dalış yaptım. Ve buraya da hep gelmek hayalimdi uzun yıllardır. Ucuz bir uçak bileti bulunca, ki bu bölgeye her zaman ucuz uçak bileti çıkıyor. Özellikle yıl sonlarında arkadaşlar. Yıl sonlarında bakarsanız mutlaka ucuz uçak bileti Hurgada'ya, İşte Şarm El Şeyh'e, buralara ucuz uçak bileti bulabilirsiniz. Ben gidiş dönüş 1000 TL'ye uçak bileti aldım. Hurgada'ya ilk iniş ve daha sonra Şarm El Şeyh'ten dönüş olarak 1000 TL civarında uçak bileti aldım. Ve hayalimi gerçekleştirmek istedim. İlk gün gelir gelmez de bir dalış yapmak istedim ve çok güzel, hayal gibi bir dalış yaptım. Takribi 60 euro ödedim dalışa. Ve arkadaşlar kazıklandığımı fark ettim. Oraya gittiğimde konuştuğumda bana bunun 40 euro civarında ayarlanabileceğini söylediler. Ama yapacak bir şey yok, ilk günümdü. Çok araştırma da yapmadım. Ama şu var içerisinde, 60 euroya gidiş geliş de dahil çok uzak bir noktaya gittik çünkü. Belki ben oraya gitmek isteseydim 5 euro civarında gidiş, 5 euro 10 euro civarında. Bir tahminim bir 10-15 euro gibi bir zararım var. Ama olsun. Hiçbir sıkıntı olmadı. Her süreç çok güzeldi. Rus bir dalış eğitmeni vardı, hocamız vardı. Onunla beraber 20 metreye dalış yaptık. Şimdi arkadaşlar, ya video çekemiyorum. Orada video çekenler de var. Yani denizin dibinde video çekemiyorum. Ekipmanım yok. Ama şöyle anlatayım. Buradaki denizin dibindeki kayalıklar, resifler, balıklar Türkiye'dekinden çok çok farklı. Ve arkadaşlar gördüğümde gerçekten hayal sandım. Belki 3-4 kez gözlüğü çıkartıp bakmak istedim. Bunlar gerçek mi diye bakmak istedim. Yani büsbüyük rengarenk balıklar, balık sürüleri, aslan balıkları, votuzlar denizin dibinde gerçekten cirit atıyordu. Ben Kaş'ta daldığımda aslan balığı göremezdik. Hani birilerinin gördüğünü duyardık. İşte şunlar aslan balığı görmüş ama balık sürüsü bile birkaç tane olurdu. Hani böyle 3-4 tane balık olurdu. Ama çok fazla balık olmazdı. Ama burada kafanızı nereye çevirirsiniz çevirin, onlarca, yüzlerce çeşit ve farklı renkte balıklar vardı. İşte kayıp balık Nemo'nun büyükleri vardı. Her tarafta geziyorlardı, size meraklı meraklı yaklaşıyorlardı. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Hayal gibiydi. Gerçekten şu an bile düşündükçe etkisine kapılıyorum. Ben dalışı çok seviyorum. Sakin, dingin bir aktivite ve çok hoşuma gidiyor. Siz arkadaşlara da tavsiye ediyorum, imkanı olan eğitimini alsın veya çok ucuz aktiviteler var Türkiye'de, bunları yapabilirsiniz. İşte bunlardan biri doğadayız.com. Buralarda uygun fiyatlı aktiviteler oluyor. Günü birlikte yapabilirsiniz. Dalışı kesinlikle öneriyorum. Buradaki deneyim, Türkiye'deki deneyimden gerçekten farklıydı arkadaşlar. Dalış maceramı da kısaca anlatayım. Sabah 8'de otelden sizi alıyorlar ve arabayla tekneye götürüyorlar. Teknede işte sizin gibi belgeli olan veya belgesiz olan kişiler de var. İşte belgeli olan biz 3 kişiydik toplam. Biz ayrı işte 20 metreye kadar dalış yaptık. Ama hani belgesiz olan kişiler ise 5-6 metreye kadar dalış yaptılar. 2 defa dalış yaptık. 45'er dakikadan 2 defa toplamda 1,5-2 saat barımız 100 milime gelene kadar dalış yaptık. İlk 100 milime gelen kişi de çıkıyoruz. Böyle bir kural var. Toplam 200 baremde başlıyoruz. Daha sonra ilk 100'ü gelen de soruyor hoca kaç havanız kaldı. Herkes söylüyor. Benim o zaman 110 civarındaydı. Benim de çok az kalmıştı. Bir arkadaşımız, kilolu, uzun boylu bir arkadaşımız 50'lere geldiğini söyledi. Ve hemen çıktık. Hoca sorduğunda anlamıştı. Hemen çıktık. Zaten 45 dakika civarında da olmuştu. Ve ikinci dalışımızı da bir saat sonra gerçekleştirdik. İkinci dalıştan sonra da öğle yemeği verdiler. Ve döndük. Sabah 8'den akşam 4'e kadar dönmemiz sürdü ve bir günlük dalış
aktivitesi bu şekilde sonuçlandı. Benim için gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Kimi suyu sever, kimi sevmez. Ben Kütahyalı olmama rağmen, çok denizle aram olmamasına rağmen denizi gerçekten çok seviyorum, bayılıyorum. Özellikle denizden ziyade denizin altında dalmayı çok seviyorum. Türkiye'de Kaş haricinde çok ciddi çeşitliliğimiz yok. Yani hiç yok esasen. Fethiye'de bile sadece ufak tefek balıkları görebilirsiniz ama işte Kızıldeniz, Maldivler, işte Karayipler, buralarda inanılmaz resifler, canlılar mevcut. Hatta Karayipler'de gitmedim ama izlediklerimden gördüğüm kadarıyla denizin üstünden bile içerideki canlılar görülebiliyor. Anlatacaklarım bu kadar. Dalış aktivitem de bir gün boyunca Hurghada, Mısır'ın Hurghada şehrinde gerçekleştirdi. Buradan sonra Luxor'a gideceğim. Bu sefer tarihi bir gezi olacak benim için. Bunun için de heyecanlıyım. Görüşmek üzere.